Konut piyasasına da bir bakalım. Gözle görülür oranda bir düşüş var şu sıralarda. Nedeni ve sonuçlarıyla detaylıca ekrana da taşımıştık ama bu durumdan memnun olmayanlar da var tabii. Fırsatçılar, emlakçılar da var aralarında, ev sahipleri de sem taban fiyat belirliyorlar. Ev sahiplerine tabii başta cazip geliyor bu. Evlerini kiraya daha yüksekten verme şansı çıkıyor çünkü önlerine ama o cazibenin arkasında gizli bir mağduriyet tehlikesi de var. Bunu öngöremeyenler bir süre sonra alamadıkları kiranın peşine düşmek zorunda kalıyor. 2000'den çıktım, yani çıkartıldım daha doğrusu. 7000'e buldum, bulamadım ev. 6000 liraya vermiş. Evi de beğenmezsiniz. Ev dökülüyor. 2000 liralık ev şu an 7000 lira. Aldı başını gidiyor. Bazı ev sahipleri şişirilmiş kira taleplerinden vazgeçmeye, fiyat düşürmeye başladı. Ama fırsatçılar da bu süreçte boş durmadı. Öyle ki artık semt semt fahiş taban fiyatlar belirlemeye başladılar. Fiyatları çok ciddi şekilde manipüle edip yukarı yönünü götürmek istiyorlar ve haksız kazanç elde ediyorlar. O fırsatçı emlakçılar süreci online platformlara ev ilanı koyan ev sahiplerini arayarak başlatıyor. Onlara diyorlar ki ilanınızı düşük fiyattan koymuşsunuz. Sizin semtinizin piyasası daha yüksek. Gelin bize verin evinizi, biz daha yüksek fiyattan kiralayalım diyorlar. Ve böylece de bölgenin fiyatını yükseltiyorlar. Ve diğer emlakçılar da, diğer ev sahipleri de aynı yüksek fiyatlardan evlerini kiraya vermeye başlıyorlar. Taban sahiplerinin de işine geliyor açıkçası. Fırsatçılar var. Bu fırsatı değerlendiriyorlar. Ev sahiplerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Yüksek fiyattan evinizi kiraya veririm dediklerinde onları bekleyen iki risk var. Birincisi birkaç ay belki evin kiraya gitmemesi. Bunun çok ciddi bir zarar. Bir de bunun yanı sıra bir iki ay tahsilat yapabilirsiniz ama sonra düzenli kira alamıyorsunuz. Ev yok, mecbur insanlar da tutuyor. İki taraf da mağdur oluyor. Çünkü şişirilen fiyatlara bütçesi yetmediği halde mecbur kalıp ev tutanlar bir süre sonra kirayı ödeyememeye başlıyor. Yani iki taraf da böylece mağdur oluyor. Ev sahipleri parasını alamıyor, kiracılar icralık oluyor. İşte bu yüzden de ev sahiplerinin kendilerini bu bahaneyle arayan emlakçılara fırsat vermemesi, hatta onları şikayet etmesi gerekiyor. Sözlü şikayette bulunduklarında aslında istedikleri karşılığı alamıyorlar. Çünkü bunların ispatlanıyor olması gerekir. İspatlanıyor olması için de bunu konuşarak değil de WhatsApp üzerinden yazışarak veya mail üzerinden yazışarak yapsınlar. Çünkü yarın bu durumları şikayet ettiklerince bu durumu ispat edebilir, ellerinde bir belge olsun.